OBS 1v1 Capture H. Her şey burada. Elo'ları da girelim. Elo'larımız nerede bizim? Şurada olması lazım. Elo'lar neymiş? Junior 1693. Şöyle bir durduralım. Casting 1600 yazamadık. 1693. Wallcrasher 1777. Yani arada bir neredeyse 80 elo fark var ki bu elo aralıklarında fark yaratabilir. Yani Wallcrasher birazcık önde diyebiliriz. Oha lan çok ne lan çok benziyorsun. Kime ya? Ne oluyor? Kim kime benziyor? Şimdi arkadaşlar güzel maç. Bizim elolar, bizim derken yani benim elolara biraz yakın. Orta elo diyebiliriz. Bir tarafta Eray the Junior, 2 elo olan Eray, 1693 puanda. Romans gelmiş, rakibi de Wallcrasher, İlkeydi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Ona da Cummins gelmiş. İkisine de güzel siller gelmiş gayet. Haritamız Denizli ve Adalı. Oo bayağı geçiş yok yani. Çok sağlam deniz savaşı dönebilir. Güzel koyun var. Beri, iki tane beri, altınlar, taşlar, resource'lar bayağı bol. Odun sadece çok az. Yani bu oyun late'e gittiği takdirde odundan patlayabilir. Onun dışında resource'umuz var. Selam Egemen. Aynen güzel maç vallahi olacak. Ben bunu eminim ki bayağı da çekişmeli geçer şimdi. Bu kısımları biraz hızlandıracağım. Çünkü bayağı maçımız var ve oyunun en başı. Burada sadece şey var mı yok mu ona bakacağız. Gidip birisi domuza işçi verir bir şey yapar falan. İlk doku nereye atacaklar bunları bir görelim. Bir yandan oyuncular neler araştırdı. Kırmızı şu an arkada deniz olduğunu biliyor. Önde deniz olduğunu biliyor ama geçiş var mı yok mu bilmiyor. Bir de Wallcrusher'a bakalım. O da burada denizi biliyor. Burada denizi biliyor. Sanki karşıya tıklamışlar ama geçemiyor gibi skatlar bir hal var. Demek ki biraz sonra ikisi de artık bilecek ki bu bir ada haritası. Ve bizim denizi almamız gerekiyor. Deniz savaşlarına kim daha iyi? Sanırım Romans biraz daha avantajlı. Q'munun ekstra bir şeyi var mı? Şuradan bir yandan ben tek tree'mi de açayım. Size yeri geldiğinde ekstra bilgileri de vermeye çalışayım. Bir yayıncı olarak gidip de galiba falan deyip durmayalım. Şimdi Romans'ın denize karşı neyi var? Denize karşı evet Romans deyip Maul seçince tabii olmuyor bu işler. Yani hızlı çalışması %5 olayı her türlü güzel tabii. Doklar da hızlı olacak. İşte tamir ederken hızlı tamir edecek. Kadırga ve türevleri ve dromonlar artı bir şeyi varmış. Ha, ben kadırgalarda da olduğunu bilmiyordum. Ben şunu dilinde bir İngilizce çevireyim. Terimler bende çok karışıyor bir İngilizce bir Türkçe. Bir şey diyeceğim. Denizde Roman bayağı avantajlıymış ya. Roman demosu yok ya. Demosu yok. Evet o doğru ama şeyin çok iyi senin. Galley Line'ın artı bir Pierce artı bir yakın şeyi var. Şimdi buradan sonra bir oyunu artık normal hıza alalım. Dark Age'i biraz atlattık. Junior arka tarafa girmiş Dock'la. Önce bir safe başlayıp ekosunu kurmak istiyor. Wallcrusher denize hiç girmemiş. Acaba landing mi düşünüyor? Şimdi bu haritada denizi artık anladıysa ki gayet anlamış. Denize girmemiş olması bana bayağı ilginç geldi. Tabii ki Roman demosu yok. Türklerin ne işi var denizde? O büyük eksik asla tercih etmem. Demo ne ya? Galley Brick Allah'ın köylüsü. Demo arada iş yapıyor ama ben de demo çok şey değilim. Yani kendim kullanamıyorum. Yoksa çok güzel keyif katıyor demo kullanmak da. Ama asıl şeyin Fireship'lerin işte galeylerin falan ekstra şey olması daha değerli bence. Şey ilginç geldi bana şu ana kadar. Wallcrusher'ın denizle ilgili henüz hiçbir şey yok. Yani Fast Castle herhalde hemen TC atacak ikinci diye tahmin ediyorum şunlarla. Boomlayacak komple. Ama denizi verirseniz arkadaşlar oyunu almanız zordur genel olarak ya böyle haritalarda. Çünkü denizde mükemmel bir food var. Yani neredeyse imp'i size getirir. Evet ikinci TC geliyor hemen. Eray the Junior'dan ortaya bir dok geliyor. Collected. Ne olmuş Res Collected'a? Farka bak. O fark biraz şeyden de oluyor. Ya. Şu an denizden de fark ediyor. Tabii ki daha hızlı da topluyorlar. %5. Her şeyde %5 olduğu için. Bence güzel yani Romans'ın olayı. Ama şimdi tabii ki biliyorsunuz Q'un farkı açacak. Denize alamaması bence sıkıntı ya. Bilmiyorum yani denize yani girmemiş olması. İyi kötü denize girip bir tane fireship falan bile bassa
şuraları biraz darlasa bence gerekliydi, yoksa bakalım nasıl sonuçlanacak. Evet, Kümün full boom modu açtı. Junior daha meta oynuyor diyebiliriz. Hemen bir tane Fargale bastı. Fargale ile turlamaya başlayacak. Rakibini büyük ihtimalle bir yerlerde bir balıkçılısı olduğunu düşünüyor. Ama biraz sonra tur atınca fark edecek ki aslında öyle bir balıkçı yok. Junior aşırı komitledi. 4 Fargale. 4 tane mi? Sıra 3 tane ekledi. Yani bence yanlış değil bu arada, çünkü deniz savaşı döner böyle haritada. Ve denizi alman da büyük avantaj. Impekon otomatik gelecek falan demek neredeyse yani. Food olarak. Romans'ın food'a bakar mısınız ya, ne kadar güzel şu an food'u falan. Tabii şey, 2 T'si gidiyor o yüzden görmüyoruz, ama burada da şimdi farmlar mesela bir anda coşacak. 9 farm var, burada hiç farm yok. Say şu berilerden bile zaten uzun süre food gelir. Şimdi Junior büyük ihtimalle turlayacak ve görecek ki rakibinin doku yok. O noktada ne düşünecek merak ediyorum. Daha hızlı fast castle'a doğru mu gitmeye çalışacak ki? Ekosu da bayağı geldi yani. Şu an binaları atarsa altın da fena değil. Nasıl saldırdı? Ha, scout'la vurmuş. Ben diyecektim ki denize neyle vurabiliyor? Volcrusher şu an scout'la Fargale'yi darlıyor. Pardon. Evet, market geldi. Hem de bayağı altı işçiler araçlanıyor. Niye? Çünkü castle basması lazım. İkinci binası var mı? Yok. Büyük ihtimal bu işçiler hemen bir tane blacksmith atacak. Yine altı kişi. Aynen. Bir tane de blacksmith. Şimdi castle gelecek. Arada altı işçi farkı oldu. Bu işçi farkı tabii ki daha da açılacak. Çift T'si. Büyük ihtimalle bir 2-3 dakika fark olacak Kessel zamanında. Q'un ekosu daha iyi olacak ama denizi alabilecek mi tekrar? Bu kadar deniz şeyi varken. Şimdi Junior şu an itibariyle artık şunu biliyor. Bu adam denize girmedi. Demek ki bu biraz şey yapıp Q'un'un bu 2 T'sini kullanıp boomluyor diye düşünüyor olabilir. Ki ben olsam öyle düşünürdüm sanki. Çok yaşa, eyvallah. Şimdi bir orduya 7 ordu. Hemen yan şeyleri eklemeye başladı. Normal galeyleri, ki çok mantıklı. Niye? Rakibin zaten denizde şu an bir gücü yok. Şuralara galeyleri park ettiğiniz takdirde bayağı bir ekoyu idle bırakırsınız. 6 far galey. 6 far galey gayet güzel ya. Yani şu an Junior şeyi vermek istemiyor denizi. Ki bence haklı. Böyle haritada arkadaşlar denizi vermediğiniz takdirde bence çok zor iş ya. Rakibin yani landing falan yapması, şuraya kale atıp buradan hemen karşıya bir şey çıkarma falan yapması gerekir anca. Deniz yoksa almak zorundasın yani. Şimdi market geliyor. Food fena değil, hızlı gelecek Q'un food'u. 24 kişi topluyor. Ama rakibinin 50 saniyesi kaldı. Eğer dok attırmazsa bu oyun yine biter her türlü ya. Ne yapacak ki şey Q'un yani? Siege atıp, Monk atıp falan biraz defanslarsın gemileri de. Eko'da da fark ama Volcrusher adına güzel artıyor. Şu anlık arkadaşlar 15 işçi fark var. 15 işçi. Tam diğer taraf Kessel'a geçti sayılır. Lütfen patrollerimi gösterelim. Şunlar mı? Her yerde şey patrolüm var. Vay, güzelmiş bak gerçekten. Adam düzenli her yeri kontrol etmek için full patrol mü atmış? Bak ben bunları yapmıyorum mesela deniz haritasında. Gerçekten önemli şeyler. Aha, şimdi burada bu doku ne zaman yakalıyor? Şu an yakaladı bile. Şu an bu doku yakaladı. Bu dok çıkabilir tabi. Bir tane galeye buraya indiremeyebilir ama yo, iptal etti. Şimdi bu doku atmadığı takdirde bence şey her zaman iyi durumda olacak. Sadece fire şey ne o, fishing ship'i az kalmış ya. Şu önde de bir 3-4 tane fishing ship olsaydı Junior'ın ekosu daha iyi olurdu. Şöyle bakın, her yerden şu an dok atmaya çalışıyor. Doklar sürekli engelleniyor. Güzel hareketler. Şimdi buraya bir dok atılmaya çalışılıyor. Ama her yerde patrolü var. Junior burada bayağı şey oynamış ya. Arkadaşlar dedi ki oynamış. Böyle bir patrol var mı? Şuraya baksana, adanın her yeri şey altında, mercek altında. Mesela şuradaki şeyi ne zaman görecek? Büyük ihtimal birazdan görecek herhalde. Şimdi buraya bir dok geliyor, buraya bir dok geliyor. Üstteki doku, ha, daha başlamadığı için görmedi. Şuradakini ne zaman görecek bakalım.
Bunu atar tabii ki. Bu arada şey atmak o kadar zor değil. Dok atmak zor değil. İşçilerle raşlarsan hızlı atarsın zaten de. Önemli olan denizde o kadar çoğalabilecek misin? Evet, şu ana kadar Q'mun güzel gitti Eko'da ama bu noktadan sonra da şu an Junior 3. TC'yi ekliyor. Denizdeki eğer Eko'sunu arttırırsa bence çok daha iyi bir duruma gelebilir. Q'mun da 3. TC'yi ekliyor. Şimdi buradaki dok biraz sonra gidebilir. Buraya bir dok daha atılıyor. Q'mun denize tekrardan nasıl çıkacak arkadaşlar? Soru bu. Yani sanki en garantisi kale atıp aslında kalenin yanında çoğalmak gibi ama öyle bir hazırlık da yok. Transport falan gibi bir şey de yok iki tarafta değil mi? Yok. Bence kale atıp kale altından girmeliydi doklara. Bana da öyle geliyor ya. Özellikle şu ön tarafa bir yere dok şey kale atarsan bütün şeyi de kesiyorsun. Aradaki iletişimi de kesiyorsun. Özellikle rakibin dokunu biliyorsan, mesela biliyor mu hiç rakibin doklarını? Bilmiyor çünkü denizde herhangi bir şey yok. Yani şu dokların burada olduğunu bilse mesela buraya bir kale attığında production'da çok keseceksin. Şimdi mesela buradaki dok gitti. Buradaki dokun da çok uzun ömrü yok. Junior valla İstanbul'u kuşatır gibi kuşatmış buraları ya. Her yerden haberi var şu an. Patroller hiç durmuyor gerçekten. Horse Color falan geliyor. Eko basıyor. Farmlar atmaya başladı. Bence Food'u bir tek çok yavaş kaldı şu ana kadar ama zaten denizden asıl yapmak istediği için uğraşıyor. Şimdi buraya bir outpost geldi. Buraya dok atabilir miyim diye herhalde. İlke onu anlamaya çalışıyor ama arkadaşlar Junior her yeri kuşatmış. İşte ben bu yüzden ikinci TC'yi beğenmedim açıkçası Q'mun da çünkü denize artık girmen çok zor ya ve rakip de sonuçta ekosu o kadar senden geride değil. Roman'sın ekosu da güzel. Artık nasıl denize girip tekrardan şey yapacaksın ki? Yarışacaksın. 40 yıllık Island oyuncusu gibi. Valla ben hiç Junior'ın böyle Island oynadığını bilmiyordum. Oo arkadaşlar. Ne gelecek tahmin edin. Adamın taşına bakın taşa. Böyle bir taş var mı? Şimdi bakalım rakip ne zaman neyi görüyor. Bu biraz da bir riskli bir hamle. Niye derseniz rakibin bir ordusu var mı yok mu bilmeden gidiyor şu an. Çünkü evde ne bastığını bilmiyor sonuçta o kadar da. Bayağı da bekledi ha. Bu ne? Bu kadar bekleyebiliyor muyuz ya? Arkadaşlar kale atacağımız zamanlar. Biraz fazla mı rahatız? Ne dersiniz? Yani burada Wall Crusher'ın yaptığı iş çalışmaz. Niye çalışmaz? Zaten gemiler var. Şu gemilerin yanına çekince yine o kaleye atacak her türlü. Ben diyorum bu çocuk niye Food'a falan yeterince girmedi? Bayağı taşa girmiş. 16 kişi taş topluyor hala ya. Bu nasıl bir taşa girmektir? Arka arka iki kale falan atacak yani. Yani ilk bir kaleye atayım. Oradan zaten şeyleri çıkarırım diyor herhalde. Rakipten de hemen counter kale geliyor. Şimdi zamanlaması ne kadar fark eder? Bütün işçiler buraya koşuyor. Bunlar ilk zamanlar gelseydi 42 işçi fark yaratırdı ama şu an iptal etti. Aslında Roman'ın hızlı yapmasıyla bence aynı zamanlarda çıkmaz mıydı ya? Bir kale daha atacak, ona da bir counter kale daha gelecek. Vay arkadaşlar savaş güzel yerlere gidiyor. Landing vallahi kötüydü ya. Çok bekledim. O kadar beklemesen olurdu da. Şimdi buraya bir kale daha mı gelecek? Gelemez büyük ihtimalle kale. Hemen bir counter kale daha. Kipçaklar gelmeye başlıyor. Bu ne kale savaşı olmuş ya böyle çok. Bak işin en güzel şeyi ne biliyor musunuz? Bu kadar baskı altındayken yani işler uğraşırken Junior şu an farm falan açmaya devam ediyor. Bu güzel bir şey. Yalnız bu işçiler patladı. Bu işçilerin geleceği yok. Bu kale biraz kötü bence. Niye dersiniz? Galeler herhalde bayağı bir yere vurabiliyor. Sadece şu uca vuramayacaklar. Şuralara kadar vuruyordur herhalde. Junior geri dönüyor. Geri mi dönüyor harbiden? Yo, buraya şimdi bir kale atmaya çalışıyor. Şimdi bu kale yine iptal. Ben bu işi anlamadım.
Buradaki yapılan yatırımlar hep boşa gitti. Çeçem. Çeçem. Hayır. Ne yapıyor? Bu kaleye uğraşacak mı ya çıkarmaya? Kale buraya vurmuyor. Kale nereye vuruyor? Gemilere mi vuruyor? Çok ilginç. Bu şeyler, işçiler çoktan giderdi. İşçileri vurulmadı. Oo. Büyük hata. Bu kale çıkacak. Yani kalenin çıkması ne kadar işi değiştirir derken buraya bir kale daha geliyor. Of. Şimdi iş sanki impe mi kaldı gibi diyecektim. Birileri impe bastı. Şu an Wall Crusher impe bastı. Buradan sanki iş normalde Wall Crusher lehine dönmesi gerekiyor. Ne dersiniz? 15 işçi fark var. 17 işçi. Bir taraf impe bastı, bir taraf basamadı. Deniz hakimiyeti diğer tarafta ama... Burada şey falan da basılmıyor. Acaba petard basılıp hani kaleler falan mı yıkılacak diyecektim ama öyle bir girişim de yok şu an. Ki hemen kalenin önüne ev de atılmış. Güzel hareketler. Bu hareket şey yani oyun bilmiyorum ya şu an. Buradan Wall Crusher alır gibi duruyor. 15 işçi fark var. Ordusu çok yok ama impe geçti. Türbüşetler başladı şu an basılmaya. Junior'ın planı ne? Junior'ın planı buraya bir stable atmaya çalışacak. Peki. Denize hala izin vermiyor ama. İşçi parkı hala iyi yani. İki stable buraya atılıyor. Kipçaklarla güzel killer aldı. Aldığı maçı vermeye çalışmış Junior. Denizden patlarsa patlar Wall Crusher. Evet, denize hala tabii direkt alamayacak ama imp zamanı güzel geldi. Şu an şeyde imp arkadaşlar 30 işçi food toplasa da çok şey değil. Satın mı alıyor? Bir anda food çok arttı. Evet, satın alıyor şu an. İmpe basacak o da demek ki. Şimdi Kipchak güzel bir ordu ama denizde veya işte landing yapana kadar karşı tarafa bir zararı yok. Anca evi savunmak için işe yarar. Mobil falan. Deniz savaşında hala Cummins'in işi zor. Roman'ın şeyi çok daha iyi çünkü. Denize attı. Şeylerle falan mı yıkacak ya? Dromon'larla falan mı yıkacak acaba Junior? Öyle bir plan mı var eğer dönecekse oyun? Dromon'lar normal kalenin range'inden daha fazla range'i vardı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Yani kale falan yıkıyorlardı gibi hatırlıyorum. Bu arada denize alan hala avantajlı diye ben düşünüyorum. Önemli olan denizi geri alabilir mi Wall Crusher? Dördüncü kalesini atacak. Üçüncü kalesi çıkmak üzere. Burada kaleler tek tek gidiyor. Dromonlar halleder büyük ihtimal. Yani evet olabilir hala. Of bu işçiler kötü yakalandı. Şimdi burada bir light cave'lerle ufak bir idle darlamaları diyelim. Çok bir hasar verme şansı yok bence burada. Kaleler yıkıldığı için bir havuzlanma durumu geliyor. O yüzden ev atmaya devam ediyor eve. Mesela şu öne doklar sıkıntılı. Eğer denize alırsan tamam da alamazsan bunların hepsini türbüşeyitler tık 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 indirecek. Oradaki plan ne? Trapleri falan light cave'lerle kovalıyor. İndiremez ama biraz zaman kazanır. Bir landing falan şeyi var herhalde ya. Ne landing yapacak? Çünkü şeyi alıyor. Transport ship'in upgrade'lerini alıyor. Ne landing yapmak istiyor onu düşünüyorum. Şu anlık bir ordusu yok çünkü onunla ilgili. Yani herhangi bir landing yapmaya yönelik bir ordusu yok. Denizi full kazansa bu savaşı hala Junior'ın kazanma şansı var. İlkenin ekonomi daha iyi. Ama kenarlardan çok idle veriyor. Şuralar hep darlandığı için. İşçiler düşüyor sürekli orada. Evet arkadaşlar Dromon'lar geliyor. Tamam bu iş dönerse anca Dromon'la döner. Başka türlü dönme şansı yok bence. Pierce Armor da veriyor tüm gemiler. Öyle mi? Denizi bilmiyorum ya. Denizi işte bilmemenin şeyleri. Burada tüm şehitler de dokları herhalde vurmak istiyor ama her ileri gittiklerinde geri itiliyorlar. Trapler ne yapıyor? Trapler şu anlık bir şey yapmıyor. Şunları yıkmak istiyor bence ama yıkamıyor. Bir görüşe bakalım. Oradaki doklar görülmüş mü? Evet buradaki dokları görmüş. Filo'yu da görmüş.
Deniz'de şu an hala yarışma şansı yok. Şeyden Galyon upgrade'i de geliyor. Droman artı şeylerle bu iş biter gibi. Evet, bir Droman analiz edelim şimdi ya. Ne yapacak bakalım. Bir tane çıktı. Sırada iki tane daha var. Aa, bu kaleyi daha yıkmadı mı? Ben bu kale yıkılmıştır sanıyordum. Evet arkadaşlar, Dromonlar, denizdeki mancınıklar. Bunlar toplanana kadar inecek büyük ihtimalle. Aa, atak grant mı yaptı ya? Herhalde atak grant yaptı. Bir tanesi gitti, bir tanesi gitmedi. Bunların range'i kaç şu an? Range'i 12. Kalelerin kaç? Kalelerin 10. Yani kale male her şeyi indirecek. Bunlar balistikten falan yararlanmıyor değil mi ya? Tribüşeytlerle inecek mi? Bir tanesi indirdi. Çok güzel bir shot geldi. İkincisi de inerse... Aa, bu binayı vurdu artık. Evet şu an... Eride Junior şeyin farkında. Deniz'i vermediğim sürece oyun bende gibi düşünüyor ki haklı şu an birçok açıdan. Sadece çok house'lanıyor ve bir acaba 10 tane falan house atsam mı bir yere? Sürekli bir 140-150 poplarda house'lanması tatsız. Rakibi de ama ekosu güzel, bir şey yapamıyor, dışarı çıkamıyor. Çok bir şey yapma şansı da yok ya. Deniz'i almanın sürece arkadaşlar zor yani. Bu Q'munun denize attığına bir bakalım. Upgrade'leri var mı çoğu şeye? Özellikle birkaç demo falan güzel olabilirdi belki. GG geldi. Fast Fire var ama Kanon Galyon'u yok. Heavy demosu yok. Zor. Q'munun denizi kötüymüş baya. Yani şeyin planı neydi bilmiyorum. Nasıl bir plan vardı? İlkede. Çünkü denizi almadıktan sonra bu haritayı kazanma şansın, yani landing yapıp kale atıp falan belki olabilir de. Junior oyun tarzı daha doğruymuş bu haritaya göre. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyuna geçeceğiz. Şöyle oyun ekranını şeye getirmeden, size göstermeden replay'lere döneyim ki Decider var mı yok mu bunu anlayalım. Evet, ikinci oyuna geçiyoruz. Junior özel bir yetenek sanırım. Junior güzel oynadı. Yavay bir 150 farkı underdog kazanmış. Katılıyorum. 150 fark az değildir yani. İkinci oyuna geçiyoruz. Kırmızıyla Eride Junior, Tüton. Maviyle Wallcrusher. İlke mavi. Mavi iki kez söyledik. Haritalara bir bakalım. 1 altın, 2 altın, 3 altın, 4 altın. Küçük küçük altınlar var. Taşlar fena değil. Beri önde. Odun bol. Deniz var. Denize girmek lazım yine. For lake'imsi bir harita. İlkeye bakalım. 1, 2, 3 altın. İkisi önde, biri arkada. Burada ikisi arkada, biri önde gibi. Tabii 4 altın sayarsak 3'ü önde gibi oluyor. Yani ikisinin haritası benzer. Ben kırmızının haritasını daha çok beğendim. Niye derseniz, kendine özel gölü var. Bu kendine özel göl olayı bence önemli. Şimdi bu gölü kapatması çok zor. Ama kırmızı şuradan şöyle bir duvar şuraya. Buradan böyle bir duvar yaptığı takdirde, binaları da şuraya attığı takdirde kendine özel, kimsenin dokunmayacağı. Ne kadar foot var burada bir bakalım. Toplamda arkadaşlar 1500 foot var. İmpiniz hayırlı olsun. Altacaksın beni abi. O sonunda beklenen maçlar oynanmış. İşi okulu bırakıp grindladım. Vallahi bilmiyorum ya, bir ekstra şey gördüm ben. Junior'ı motive gördüm. Merhaba yayınlar. Selam Emrah. Hoş geldin. Şimdi geçtik arkadaşlar ikinci oyuna. Bu oyunun başlarını yine çok az hızlandıracağım. Tüton vs. Kımör'de %90.5. İki tarafta scout açacaktır. 18 pop. 18 işçi genelde atlayacaktır. Kımör 17 işçi de atlayabilir duruma göre. Bayağı bir geyik var. Bu geyikleri çekler mi hepsini, yoksa bir kısmını çekecekler mi göreceğiz. Burada da çok güzel geyikler var. Deniz var. Denizin farkındalar mı? Denizin farkındalar. Şimdi denize hemen girmeleri gerekmiyor mu? Bu oyuncular niye bu kadar şey yatırmak? Bir önce çağ atlamak istiyorlar herhalde. Sonra denize girecekler. Peki. Haritada odun bol. Kaynaklar fena değil. Güzel küçük küçük var ama yine bayağı var. Bu arada ben YouTube yorumları açmadım ya. Dur açayım. Bir de YouTube'dan şimdi yorum geliyor. Kaçırıyoruz. Ayıp oluyor sonra. Buradan bir YouTube yorumları da alalım.
Tamam, YouTube chat'i de açtık. Açamadık. Ufak tefek bir savaşlar oldu. Kaçırdım galiba. Yakalayacağız şimdi. Chat'i niye yapamadık ya? Neyse, oyuna dönelim. Kaçırmayalım. Bir yerde bir savaşlar oldu. KD'de kim önde? İlke önde. Demek ki bir Scout Rush döndü. Şey, Scout savaşı döndü sanırım. Yo. İşçilerle mi savaştı ya? Evet, bir işçinin canı bir kalmış de. İşçiyi öldürmek pahasına demek ki scout'ını verdi. Eray the Junior büyük hata. Böyle hatalar yapmayın. Barracks geliyor diyecektim de Barracks tersten geliyor. Ben diyorum ki Barracks biraz geç kalmadı mı şeyin diyecektim. Arkadaşlar Kümör. Genelde bunu Fun da çok yapıyor. Kümör'de de bazen görüyoruz. 4 işçiyle öne gelip Barracks attı. İkinci binayı da buraya atacak ya, okçuya atlı. Okçu attı. Bundan sonra bir daha tower mavur bir şeyler gelecek herhalde. Loom'lar var. Orada sıkıntı yok. Şimdi şu işçi düşecek. Orada bir quick wall'lar denendi ama o quick wall çıkmaz. Barracks wall'lanmaya çalışılıyor. Idle sürelerde Junior 27 saniye bir işçi daha verdi. İki işçi verdi. Şu ana kadar Wall Crusher iki işçi aldı. İşçi sayısı niye eşit? Biri Loom aldı mı, almadı mı gibi şeyim var. Yo, Idle zamanla mı alakalı? Kümör Tüton. Ha pardon, eşit dediğim birinde fishing shipler var ya, kafam karıştı bir saniye. Evet, eşit değil şeyler. Bir taraf denize girdi. Eray Junior denize girmiş. Wall Crusher denize yine girmemiş. Mesela bu haritalarda denize girmemek bence her zaman bir sıfır geri götürmez mi ya? Bir işçi arkada kalmış. Barakanın arkasında. Nerede ya? Aha. İşçi mi şey? Spear kalmış orada. Şimdi. Aa, oyunu bir saniye. Dur. Biraz hızlı gittik. Şimdi Archer Range öne atıldı. Barracks öne atıldı. Tower'larla darlanmaya çalışılıyor. Bu Tower'ı çok beğenmesem de hani devamında bir Tower'da eğer şuraya bir yer atacaksa olabilir. Neden olmasın? Diyeceğim de Wall Crusher taşa mı girmemiş? Wall Crusher taşa girmemiş. Yani bir tek Tower'lık taşı var ve onu da harcadı. O Tower bu Tower mıdır arkadaşlar, tek Tower sizce? Bence değildir. Çünkü bu bir tek şu odunun yarısını kesiyor. Hani odunu bile kesmiyor. Şuraya hatta ben wall'layıp kapatırdım. İşçiler bu tarafa gitmesin diye. Şurada huzurlu bir şekilde toplarsınız ki şu tabi skömler biraz uğraştırır. Onun dışında ama burada bir deniz ekosu dönüyor iyi kötü. Burada bir deniz ekosu yok. İşçi sayıları o yüzden çok yakın birbirine. İki tane, üç tane hatta eko kili var. Wall Crusher'ın. Şimdi Triton'dan ucuz farmlar gelirse ekonomisini toparlaması mümkün. Yoksa Kımör'ün farm ekosu hızlı akacak. O Kımör'ün farm ekosu ile kapışmak kolay değil ki. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, bunlar Triton farmıdır. Çerez. 36 şey odun muydu? Kaç oduna mis gibi atıyor. Şuradaki spirit atsız olmuş ama yapacak bir şey yok. Şimdi Eko apları şeyden hemen geldi. Kımör'den şu anlık daha şey, odun apı yeni geliyor. Çünkü öne şeye gittiğinden dolayı 4 işçi. Onlar burada oduna girmişler bir yandan. Şimdi buradaki devamında ne gelecek onu düşünüyorum. Eğer bir şey gelmezse Junior'ın durumu kötü değil. Aha, burada skömden geçmesine izin veriyor. Bunu yaparsan kötü çünkü gidip skömden kovalamak zorunda kalacaksın. Aha, bu mesela kötü bir hareket arkadaşlar şey için, Junior için. Çünkü şimdi bu bir tane sküm seni burada darlayacak. İşçiyle onu vuracaksın, kaçacak falan. Diğer şeye de mi giriyor doka? Buraya da dok atarsa denizden yine yürüyecek ya. Bu arkadaşlar, çocuk denize mi çalıştı? Ne yaptı bu bir haftadır? Yanlış olmuş, ben Junior'ın Deer'lara girerdim. Yani o da olabilir tabii, niye olmasın. Bir de kımıyorsun. Bunlara girip bir tane farm atarsın. Bak, dediğim olayı görüyor musunuz? Bir tane Skirm'in yaptığı işe bak. Şu 3 Skirm. Arkadaşlar bunları geçirmeyeceksiniz ya. Oho. Tamam, güzel hareketler geliyor. Ama şu hareketler de olmaz yani. Sabaha kadar uğraş bunlarla. Dedikten sonra sabaha kadar ne uğraşacağım? Gitsin o uğraşsın dedi Junior. Buraya güzel bir trap geliyor. Tamam, böyle şeyler yapacaksan okey. Demek ki o bunları kovalıyordu belki de diyelim. Bilmiyorum yani. Denize girmek iyidir Beleşet. Katılıyorum kesinlikle arkadaşlar. Bu tarz haritalarda denize girmeyen bence her zaman 1-0 geridedir. Şu an mesela Echo'da gördüğünüz gibi bayağı baskılı geldi Kımır. Ama 3 işçi geride. O işçi dediğimizde aslında hem denizden kaynaklanıyor. Burada normal işçide de fark var. Ha, çünkü Wilbur'a alınıyor. Okey. Onda nasıl fark var diyecektim. Şimdi Triton taşa girdi.
Castle'a geçtikten sonra bir kale atarsa burada hiçbir baskı kalmaz. Hatta ona bile ihtiyacı yok. Belki de TC atıp sadece Knight'la falan da defans edebilir. Bu skömler buradan çıkamaz artık 10 yıl boyunca. Şu ana kadar hiçbir asker binası yok. Junior tamamen boomlama şeyinde. Ha, ama şimdi sorun. Arkadaşlar Junior'da büyük bir sorun var. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet bunlar şu an bir tehdit oluşturmuyor ama Junior'ın altınlara bakar mısınız? 1 altın, 2 altın, 3 altın. Hatta bir tane daha vardı. O nerede? 4 altın saymadık mı biz ya? 1, 2, 3, 3 altın saydık. Junior'ın şu an altını yok. Taş satıp herhalde geçecek, geçerse ki öyle yapmış herhalde. Yoksa bu altın nereden gelecek? Basmış bile Castle'a. Plan'ın arkasına ben unuttum onu ya. Şuradaki altın da bu arada toplaması güzel hareket şeyin. Volker Işık'ın. Tebrik ediyoruz. Şimdi iki tarafta Castle'a bastı. Stable, ikinci stable ekleniyor. Burada henüz bir asker binası yok. Şimdi bu iki stable ne demek? Kımörle, Knight akacağım sana demek. Kımörle de bunu yaparsınız arkadaşlar. 18 farma bile iyi kötü Knight akarsınız. Evet bir Barracks geliyor burada şu an. Bu deniz ekosu ama Junior bunları çok güzel yapmış. Yani şurayı görüyor musun? Bak buradaki bütün balığın neredeyse bitirdi. 1500 balık mı ne vardı? 1500 balığın 1000'i falan bitti. Bu skömler de ne uğraştırdı ya. Vallahi şöyle skömleri hiç sevmiyorum ya. Üçüncü stable mı? Ha yok Blacksmith. Üçüncü stable kaldırmazdı Kımer ekosu. Benim kulenin bitişinde arkasında abi yine görmedin. Nerede ya? Aa. Ben bunları arıyorum bir saatte diyorum. Bir tane daha altın olması gerekmiyor mu bu çocuğun yanında? Oho. Tamam bu tower bunu güzel kesmiş de bunu toplayabilirdi. Burayı da skömle sıkıştırdı. Şimdi burada bir barracks. Bir stable. Ata kapı geliyor. Defans alınmış. Kımör'de henüz uplar yok. Bloodlines alındı. Burada Bloodlines yok henüz. İki knight eklendi. Büyük ihtimalle Kımör'de de knightlar eklenecek herhalde. Bakıyoruz burada farklı bir hazırlık var mı? Light Cave up'ı niye alındı? 5 tane scout'ı var diye mi? Okey olabilir. Food'um çok gelecek zaten akarım derse. Şimdi Knight vs. Knight savaşı olacak. Yani bir de tabii rakip şey yaparsa, Monk yaparsa falan diye de bu arada iş yapabilir. Haksız değil. Bunlara niye vurulmuyor? Güzel. Doğru hareketler. Şimdi Volker Işık Knight akmaya başladı. Çok da hızlı başlayamadı bu arada. Daha çok scout basıyor. Niye altın da var? Niye? Ha, şimdi Knight'ları ekledi. 4 tane Knight ekledi. Şimdi arkadaşlar bu noktada şey sıkıntı değil mi ya? Abi The Manyak Hasan Basri maçı ne zaman yayınlanacak? Bunlardan sonra bir 3-4 tane kaydımız var. Eğer chatte şey olan varsa aktif olanlar ilk önce onların maçlarından başlarız. Volker Işık da gelmiş. Attığım ilk tower iyiydi ya. Skömlerle diğer altındaydım işte. Abi bence tek tower için ama şuraları falan daha kritik olur diye. Ben devamlı tower devam edeceksin sandım. Bir tane daha gelir diye taşa girmemişsin. O yüzden orada biraz herhalde sıkıntı olmuş. Şimdi Echo'da Junior biraz daha iyi gibi ama orduda sıkıntı var. Burada bu arada bir tane Knight'la fena darlamıyor ama indiremedi kimseyi. Henüz. Echo kill 4'e 0. Buraya ikinci bir TC ekleniyor. Buraya bir market ekleniyor. Bu bir tane Knight'la counter attack bile güzel bence ama çok bir şey alma şansı yok tabi. Rakibi de zaten Knight gittiği için. Forlex olduğunu çok sonra anladım ben map'in. Denize girmedim. Hiç ağır lose oldu. Abi, bu tarz haritalar denize girmeyince öyle ya valla. Echo denize gireni çok iyi akıyor. Siege ya da Monk atsaymış reis. Kim için? Şey için mi? Oo kale geliyor Junior'dan. Güzel bir kale. Fena değil. Niye fena değil? Altını ve şurayı komple koruyacak. Quick wall. Quick wall. Wall mall yok. Reaction time yerlerde. O kale çıkar yine de herhalde. Çıkar mı ya bu kale bu kadar knight varken? Ha, quick wall şimdi geldi şuraya. Tamam bu kale çıkar yine ama bu kadar niye beklendi derseniz. Evet Monk şeyi almaya çalıştı. Monk gidiyor mu? Light Cave Monk'u. Vay güzel kaçırdı.
İki taraftan da güzel hareketler geliyor. Şimdi artık bu noktada şey farkındadır. Aha, bu kare işçi öne geliyor. Niye geliyor? Tower atmaya mı? Yok. Şey, kale atmaya mı geliyor diyecektim. Taş yok. TC atıyor ortaya. Tamam. Bir yandan o da ekosunu geliştiriyor. Şu an var ya, Junior ayakta tutan şey arkadaşlar Deniz. Bence en büyük hatasına ne derseniz şuraları kapatmaması. Yani şuraya 3-5 tane wall çekeceksin ya. Bir ara baskı hiç yoktu. Şuraları dümdüz kapattın düşsenize. Bu knight'ların hiçbiri içeri girme şansı olmayacak. Sonra istediğin kadar pushla. Şu an dolaşıp duruyorlar yani. Bir buradan giriyor, bir buradan giriyor. Junior'ın tek hatası olmuş. Bence wall crush'ın tek hatası da denize girmemek olmuş oyunun başında özellikle. Şimdi burada 5 tane knight var. Bu knight'lar kötü sıkışabilir diyeceğim ama Junior knight'ların şeyi yok, canı yok. Hadi bakalım monk mikrosu. Kaç monk var burada? Bir monk mu var? Bir monka pek bir şey olmaz. Spoiler yedik. Yok yok, ben onu bilerek okumak istemedim o kısmı. Spoiler yememişizdir, siz şey yapmayın. Abi haritayı açmadın mı? Haritayı açıyordu ama bilmiyorum gördü mü. Geç görmüş olabilir. Direkt rakibine gitti ya oyunun başında agresif. O yüzden belki fark etmemiştir. Mavi map'i ne kadar açmış bakabilir miyiz? Şu an artık görmüştür ya. Ucundan görmüş ama görmüş. Rakibin zaten denizde olduğunu gördü. Yine de tabi bu noktada bile gidilir bu arada. Yani geç bile görsen hemen şu tarafa falan gidip bir dok atmak lazım. Şimdi burada işler biraz stabilize olmuş. Stabilize. 5 Knight, 7 Knight. Junior Neko biraz daha iyi. Çok aşırı fark yok. Khmer Neko daha iyi gider aslında. Farmlar varsa, ki farmlar 22 tane. Çok kötü değil. Burada tower temizleniyor. Selamlar, iyi yayınlar. Hoş geldin. 2 tane monk bir şey... burada 2 monk var. Bakalım bir ilerleyen zamanlarda convertler gelecek mi? Burada da manastır atılıyor. Haritada relik sayısı nasıl bu arada? Bir 4... 4 relik var. Şey, relik almadıysa... Yok, henüz almamış ama sırada bayağı monk var. Junior'ı monkla tutarım. Kalemi de attım. Artık ekoma bakayım diyor ama farm sayısı çok az kalmadı mı ya arkadaşlar? Kımır için, şey, Tüton için şuraların çoktan farmlarla dolması ve şuraların artık kapanması gerekiyordu ya. Yani oyunun bu noktasına bak, yeni geliyor artık evler ama bence buraların çoktan kapanması lazımdı. Tek bir tarafa odaklanacaksın. Gidip de rakip sürekli kovalatmasın seni yoksa. Şimdi işler bir sonraki büyük savaşı kalacak ya da impe kalacak herhalde. Çünkü bu kaleden sonra artık burayı yıkmak, geçmek çok kolay değil. Kapanıyordu Junior bir yandan. Arkada WhatsApp açık kalmış galiba. Şunu da kapatalım. Ötmesin boşuna. Bir manastır daha mı geliyor? Bir manastır daha geliyor burada. Evet, o beklenen farmlar şimdi açılmaya başlandı. İki stable daha ekleniyor. Defanslar alınıyor. Galiba şey ya, Wall Crusher anladığım kadarıyla işi pek impe şu an direkt götürmek istemiyor. Defansları falan dalıp herhalde tekrar dağılacakmış gibi hissediliyor şu an. Aa, şanlı yürüyüş başladı. Junior'ın ordu sıkıntılı. 6 Knight'ı 12 Knight. 5 Monk var. 3-4 tane convert'i iş değişir. Ama 3-4 convert gelmezse Monklar göreve yok, patladı burası. Aha, monklar uyuyor, bir de light cave'e mi düşecekler acaba? Biri düştü. Ama hiç convert gelmedi ve burada savaştı şeylerle. Yani niye savaştığını anlamadım ben. Fark etmedi herhalde orayı. Denizde burada baksana, kardeş kardeşi ne güzel bir eko var. 4 tane monk var burada. 4 konverte var ya, iş değişebilir mi bilmiyorum. Bir light cave ikinci monku da düşürdü. Üçüncü monku da düşürdü. Arkadaşlar bu light cave MVP'si şu an maçın ya. 4 monk sadece düşürdü. Ondan önce düşürdüyse birilerini zaten. Pro olmadığımız için göremiyoruz capture işte ama. Bu light cave ne yaptı ya? 4 monk düşürdü tek light cave. Evet, biraz çaresizlik stable'lar atılıyor. Geç kalındı çünkü basmak için artık şey, knight'lar. Sayısı kötü değil. 6 knight'a 16 knight kötüymüş ya. 6 knight 16 knight ama ortaya bir siege atılıyor. İşçi sayıları yaklaştı. Kim tuton anlamadım ya, o kadar süre convert gelmedi. İlginç, evet.
Convert hiç gelmediyse onu bilmiyorum. Bakamadım tam şeyini ama gelmediyse sıkıntı gerçekten. 4 tane orada papaz vardı. Şimdi bu savaştan Volkashir bence galip çıkar. Niye derseniz işçi indirmeye de devam ediyor ama şu knight'lar falan biraz fazla şey kaldı. Bunlar işte kenarlarda biraz işçi falan bulabilse etrafta. Ha, burayı da darlamış bir yandan bu arada. Ve Ram basılmaya başlanıyor. Tamam, bu tarafta imp düşüncesi yok. Aa, buraya da bakar mısınız? Abi Junior'ın güzel hareketlerinden biri. Şuradaki 4-5 tane farmı tek bir tane gale ile denyleyecek aslında. Burada elinde monk. Junior'ın bütün monklar yalnız şeye gitmiş ya, yani hiç. Buradaki arkadaş da elinde relikle gitti dua ederken. Şimdi knight sayısı artık artıyor. Hatta 14'e 7 knight. Uf. Tamam, şu an savaş tekrardan rüzgar. Niye öldürmedi ya monku? Yok, fark etmez. Birazdan yapacağım o iş. Şu an değil de. Şimdi knight sayısında tekrardan Junior öne geçti ama Volkashir'da sıraya 11 tane 9 tane knight ekledi. Sayıyı hızlı yakalayacak gibi çünkü diğer tarafta sırada o kadar knight yok. Bir yandan burada işçi kaybetmeye devam ediyor. Echo da öne geçti. En azından işçi sayısında diyelim. Buradaki balıkçılar da boş durmuyor ya. Helal olsun vallahi, adam trap falan da atmış. İşte şu haritayı kapatmamanın şeyleri ya. Şunu anlamıyorum yani. Şurayı bir kapatmak çok mu zor? Volcrusher'dan güzel hareketler. Junior'dan bence kötü hareketler. Aa, buraları kapatacaksın. Kafan bir tık rahat olacak. Her yerle ilgilenmek bence zor oluyor o noktada. Adamda o kadar atlı varken Ram basmak mantıklı mı? Mantıklı. Eğer kaleyi yıkmak istiyorsa ordu sayın daha fazla olursa özellikle yıkarsın yani. Şimdi convert'ler gelmiştir herhalde artık ya. Bir tane burada geldi, bir tane burada da geldi. İki convert var. Knight sayısı 21-17. Ama kırmızı knight'lar nerede? Ha, kırmızı knight'lar nerede? Counter ataklarda. Onlar evde olsa daha mı iyiydi acaba şu an diye düşünüyor insan bir. Bu 4 tane Ram arkadaşlar bir de yukarıdan aşağı vuruyor sanki. 4 mü? 5 Ram. Bu kale gider. Ben size söyleyeyim, burada kırmızının knight'i yok. Var mı? Yok. Ama knight'lar da burada counter atakta. Bakalım bir şeyler buldular mı? Bir şeyler buldular. Echo kill 21-16. Bu kale gitti mi? Kale gitti. Şimdi Junior Echo'yu tekrardan toparlamış aslında. İşçi basmaya devam ediyor sürekli. Ama bu Ram'leri nasıl durduracak? Kısmı kritik. Bir yandan da şurada güzel counter atak vermiş. Bakın 11'di az önce galiba kill. 10 tane işçi kill'i gelmiş bile buradan. Bence fena counter atak olmamış ama acaba ordunun hepsini o kadar göndermese miydi? 3-4 tane knight gitse yeterli miydi diye düşünüyorum. Şimdi kıran kıran savaşlar. Volcrusher bir adım önde gibi burada. Ramler şanlı yürüyüşüne devam ediyor. Knight'lar erimiyor. 3 tane monk var arkada. Evde count şeyler bitmedi hala. Raid'ler bitiyor gibi artık. Aslanı Meray saldırı geldi. Raid kurtaracak burada biraz. Sağ tarafı gör. Şurayı dedin herhalde. Burayı gördük, bayağı bir işçi gitti burada. İşçi farkı 10 tekrardan. Denizdekileri trap'e de koyuyor. Valla fish trap'ler de atılmış. Şimdi şey sayıları nasıl? Knight sayıları 12-23. Mavi hala çok daha iyi ama şu monklar eğer inmezse çok hızlı snowballlayabilir ilke burayı. Ha, bakın burada bir knight yine tekrar monka vurmuyor. Bir yer monka vuruyor gibiydi. Bir convert daha mı gelecek buradan? Bakalım Tyton'un ne kadar convert'a dayanıklı. Bayağı dayanıklı. Sonunda geldi ama. Şimdi altın suyunu mu çekmeye başladı? Light cave'ler ekleniyor. Burada altın bitti. Burada altın var biraz. Altın suyunu çekmiş. Ha, yo, burada var altın ya. Yine toplanıyor 16 kişi. Bu işçiler sağ tarafa gitmiş. Onlar burada yeni bir base mi kuracak kendine? Ters spoiler mı verdiler yoksa? Vallahi bilmiyoruz. Junior kazandım bu oyunu AQ diyorlar. Altın arıyor lavuk diyor. Altın arıyor lavuk dedi adam. Taşa girdi şimdi. Altın herhalde bulamadı o zaman.
Şimdi işçi sayılar hep çok benzer gidiyor. Ama orduda hala 15 knight'a 5 knight, ciddi bir knight üstünlüğü var. Ama biliyorsunuz ki Titan Knight'ları daha iyi. Neredeyse tüm up'ları da var. Rakipte artı 2 atak var. Şeyde artı 1 atak var. O yüzden aslında benzer diyebiliriz şu an. Şimdiden bir şey sayıları tekrar artmaya başladı. Bakın burada şu an Wall Crusher'ın ordu biraz azaldı. 10 Knight'a fena değil. Rakip Light Cave'lerle yine bir şey çıkarıyor burada. Sanki aradığını buluyor gibi biraz. Sayıyı arttırıyor en azından. Başka bir yerde bir şey oluyor mu? Burada taşa girildi. Haritada altın suyunu çekti gibi artık az kaldı yani. Buralar kapatılmaya çalışılıyor. Overchap'lar biraz kapatılmış. Eğer şu işçiler bulunursa Wall Crusher tarafından o işçilerin pek ömrü olmayabilir. Junior tekrardan sayılarını güzel seviyelere getirdi. 14 Knight'a 5 Light Cave şu an. Wall Crusher şeyde durdu, ordu basmakta. Knight ekleyemiyor, işçi eklemeye devam ediyor. O da büyük ihtimal Light Cave'e falan dönecek. Imp zaten yalan oldu herkeste. Capture HP Pro olmamasının sebebi ne? Paralı olması. O tek sebebi bu. Bir de galiba artık abonelik yaptılar. Tek seferlik para verip de almıyorsun sanki. Kanaldan para gelirse direkt yatırır zaten. Buraları ezeriz, onda sıkıntı yok da. Birkaç tane ekstra güzel şey veriyor. O kadar %100 değiştirirse zaten deneyimi daha az yaparız. Burada birkaç quick wall geldi gibi oldu. Tam da gelmedi. 3 knight'la orada fena bir şey almıyor. Buradaki şeyler monk hızında gidiyor değil mi? O yüzden yavaş gidiyor. Evet, orduda tekrardan Junior bayağı öne geçti ama şu an 21 knight 8 Light Cave. Rakipte Light Cave eklemeye başladı. Echo'da Wall Crusher bayağı bir atak yaptı şu an. Daha çok stable ekleniyor. 10 tane stable olacak burada. Benim yaptığım mesela kötü şeylerden biri bu. Ben production sayısını çok az yani da bırakıyorum. Bir türlü arttıramıyorum genelde. Ama orada da ciddi bir fark var. Şimdi burada bir raidler tekrardan geliyor derken GG geldi. Telefon var. Ne? Telefon kaza var. Çıkmam kaza mı var? Hayda. Ne? Gerçek kaza mı ya? Bir sıkıntı yok umarız öncelikle. Bir an önce lavaboya giderken bitmemişti videomu. Hep hala devam ediyor. Bitmemişti. Şu anda da tam bitecek gibi değildi bence. İlkenin Echo güzel. Ordu daha az. Junior'ın Echo fena değil. Ordu daha iyiydi. Büyük ihtimalle bir kale atacaktı herhalde artık gibi bir durum var burada. İki tarafta da gerçi kale taşı var. Oyun nereye giderdi kestiremiyorum. İki tarafta fena durumda değil. Ama maç devam edememiş gördüğüm kadarıyla. Önemli bir sıkıntı olmasın da devamı önemli değil. Chat'teysen Wall Crusher vallahi bir sıkıntı yok değil mi? Önemlisi o, geri kalan arkadaşlar oyun oynanır yani başka zamanda. Ama gördüğüm kadarıyla devam edemiyor oyun artık bu noktada. O yüzden Junior 2-0 almış gözüküyor. Rakibi good luck next deyip çıkması gerektiği için skoru bu şekilde güncelleyip iki oyuncuyu da tebrik edeceğiz.